şimdi göstereceğim son örnek. Dediğim gibi çok da ütopya örneği aslında yok. Bu Alpler'de yapılan bir mimarlık örneği. Mekansal olarak belki çok ütopik gelmeyebilir bu. Ama işte doğaya daha da yaklaşmalıyız. İşte binalar yerine dağların içerisine yerleşip orada kendimize bir doğayla bütünleşerek bir yerleşim yeri kurmalıyız şeklinde bir eleştirisi ve önerisi var. Buradaki yaşam arka planda anlattığı yaşam aslında ütopik. Bir sosyalist ütopya olarak geçer zaten. Belki bunu da o nedenle koymam iyi olur diye düşünmüştüm. Şimdi buradan 1960'lara geçiyoruz aslında. Bu da önemli bir dönem çünkü bu dönemde savaş vardı. Yani savaşın bittiği bir dönem. İkinci Dünya Savaşı sonrası. O nedenle aslında burada okuyacağımız, göreceğimiz şeyler bir önceki dönemden oldukça farklılaşıyor. Yani temsil biçimi olarak gerçekten bir fark atıyor ve bir paradigma değişimi var diyebiliriz aslında. Eleştirilecek çok şey var yine kendi dönem içerisinde ki bu eleştirilerden zaten ortaya çıkmış hep bu örnekler. Endüstrileşmeyle çevresel ve toplumsal sorunlar çok arttı. Nüfus artışını zaten söylemiştik. Ama bunun yanı sıra gelişmeler devam ediyor. Yani uzay teknolojisinde gelişmeler var. İnsan Ay'a ilk defa ayak bastı. Bu o kadar önemli ki, yani dünyanın dışında farklı bir şey keşfetti aslında. İnsan sınırlarını keşfediyor ve daha çok hayal ediyor. Yani kendi yaşadığı çevreden daha farklı olabilecek çevrelerin olduğunu görüyor aslında. Modern kent eleştiriliyor. Bu çok önemli. Kendimizden bir önceki dönemi eleştiriyoruz. Bilimsel teknolojik gelişmeler çok ilerliyor ve çok göreceğimiz bir şey de şu, birey kavramı öncelikli hale geliyor. Bireysel istek ve arzular. Bu dönemde yine diğer dönemde nasıl iki tane akımdan bahsettiysem bu dönemde de iki tane akımdan bahsetmem gerekiyor aslında. Bunlar da çok yön veriyorlar. Nasıl kentin parçalara ayrılarak planlanmasından bahsettiysem bu akımlar onu eleştiriyor. Kent bir bütün olarak planlanmalı diyor ki zaten bu görsellerde o bir önceki dönemde üretilen o radikal statik çizgilerin yok olduğunu görüyoruz. Yani o kadar karmaşık ki gerçekten kenti bu şekilde ele alıyorlar. Çünkü kent bireysel arzu ve isteklere göre biçimlenir diye yani kaotik bir ortamdan beslendiğini söylüyorlar aslında. Ve her bireyin kendince hareket ederek özgürleşeceğini ve yeni deneyimler keşfedeceğini söylüyorlar. Bu temsilde de bunu görüyoruz. Mesela artık hafızaya ilişkin şeylerin olmayacağını, mesela bir mekandan geçtikten sonra o mekanı bir daha belki göremeyeceğimizi, unutacağımızı, sürekli olarak zamanla mekanı ve deneyimi yeniden kuracağımızdan bahsediyorlar. Bunların da aslında ve hatta şöyle de bir eleştirileri var. Mimarlığı da eleştiriyorlar. Yani insanın yapılı çevreden de mimarlığın dayatmasından da kurtulması gerektiğini söylüyorlar aslında. Metabolistler de buna çok benzer. Yalnızca anlayışları şöyle. Zaten metabolizma yani biyolojik bir şey. Gerçekten ona benzettikleri için isimlerini bu şekilde veriyorlar. Teknolojiyle insanın bağdaştırılarak bir canlılık ortaya konulacağını söylüyorlar ve kenti bu canlılık üzerinden ele alıyorlar. Diyorlar ki toplum yalnızca insandan oluşmaz, toplumda hayvanlar ve bitkiler de vardır. Böyle bir söylemleri var. Kentler gittikçe genleşiyor, büyüyor. O nedenle zaten burada bu strüktürün sanki sonsuz kere büyüme ihtimali olduğunu görebiliyoruz. Belki bunu söyleyebilirim. Ve şöyle bir şey var, dikkat çekici. Farkındaysanız eski kentin üzerine eklemliyor bunu. Yani bir önceki dönemde hep ya boş bir yere ya da eski kentin yıkılması, daima yeniyi arama gibi bir şey vardı. Yıkıp yeniden yapma, yeniden planlama vardı. Ama burada hep böyle göreceğiz ki bu dönemdeki ütopyalarda eski kent korunuyor, hep onun üzerine biz bir katman olarak eklemleniyoruz. Şimdi onların aslında örneklerine yavaşça başlayabiliriz. Bu dönemde neler ortaya çıkmış? İki tane tasarım var burada. İkisinin yaklaşımı birbirine çok benzer. Bireyin özgürleşmesinden bahsetmiştim. Birey özgürleştikçe burada mekanın ele alınış biçimi, mekanın ölçeği küçülüyor. Aslında bu örneklerden çokça görüyoruz bu dönemde.
Birey hareketlendikçe nasıl kentte mobil oluyorsa mekan da mobil hale geliyor. Eski kentin yine korunduğunu görüyoruz buralarda. Bu üretilen birimler hem eski kente eklemleniyor çünkü diyorlar ki bu binalar boşuna yapılmış değil, biz onları işgal edelim diye var gibi bir söylemleri var hatta. Burada onların üzerine eklemlendiklerini görüyoruz. Veya kendi strüktürlerini de oluşturabiliyorlar. Şuradaki görsellerde gördüğünüz gibi. Yani aslında esnek de bir anlayış var. Şöyle geçebilirim. Bu başka bir eleştiri. Aslında deneysel bir tasarı da diyebiliriz. Bina cephelerini buluyorlar ve gerçekten şeffaf bir küreyi olduğu yerde şişiriyorlar ve insan onun içerisine girebiliyor. Yani burada bu küreyi şeffaf tutmalarının bir amacı var. Kente tamamen yabancı bir malzeme. Çünkü kent, bu üçüncü görselde de görüyoruz arka planda, katı, gayet kartezyen, statik bir yaklaşım. Ama biz kente yabancı bir formda, yabancı bir estetikte, yabancı bir malzemeyle bir eklemlenmede bulunuyoruz. Ve bu gerçekten aslında bir eleştiri. Kendi varlığıyla bir eleştiri sunuyor. Ve tasarımın açıklamasında da şundan bahsediyor aslında. Yapılardaki iç ve dış ilişkisinin çok zayıf olduğundan, bu nedenle bu küreleri şeffaf yaptıklarından ve o iç dış ilişkisini güçlü kılmak istediklerinden aslında bahsediyorlar. Ki birçok yerde bu tasarımlarını deniyorlar aslında. Tabii ki hani içerisinde yaşayamıyoruz. Bunlar şişiriliyor ve söndürülüyor. Yalnızca bir protesto amaçlı yapılan şeyler. Bu dönemde çokça yeni yer arayışı görüyoruz. Yani bir önceki dönemde görmüştük, kentler havadaydı, birden uçmaya başladılar. Ama şimdi yalnızca havada olmaları değil, bir kere uzay keşfedildi. Artık uzayda nasıl yaşayabiliriz diye bunu sorgulamaya başlıyorlar. Veya kentler bitti, çölde nasıl yerleşebiliriz? Mesela işte şu sol alttaki görsel bir çöl yerleşimine ait. Veya yerin altına yerleşebilir miyiz? Yani yeryüzünü aslında biz oldukça tükettik. Yerin altı da yeni bir şey olabilir bizim yaşamımızı sürdürebilmek için gibi düşünmeleri var aslında. Bu ilginç bir örnek ve bundan bir sonraki örneğe de aslında birazcık tetikleyici bir güç olarak etki etmiş. Çünkü şöyle, aslında o gidişatın nasıl olumsuz bir yöne evrildiğini gördüler ve biz yaşamımızı nasıl sürdürebiliriz? Bunu anlamaya çalışıyorlar diyebiliriz. Bu gerçekten ismi Diodon olan ve tehlike anında şişen bir balıktan esinlenilmiş. Nasıl şiştiği açıklanmıyor. Ütopyaların çokça detayı yok. Çünkü o zaman ütopya olmuyorlar zaten. Onu formülize edemiyorlar. Ama tehlike anında şişer ve havada uçabilir, tehlikenin olmadığı bir yere gidebilir. Bu bir zemin olabilir, normal katı bir zemin veya su olabilir, suda yüzebilir. Veya işte görselde gördüğümüz gibi iki tane dağ arasına asılabilir ve biz orada yeni yaşamımızı kurabiliriz. Yani nasıl kurtulabiliriz sorguluyorlar aslında. Bu da o dönemdeki aslında olumsuz gidişata birazcık eleştiri. Arşigram bu dönemde çok önemli. Peter Cook o Arşigram üyelerinden biri, Londralı İngiliz mimarlar grubu, kentin artık daha dinamik olarak ele alındığını söyledik. Artık daha esnek tasarımlar yapıyoruz. Burada çok büyük ölçekte işte tak çıkar, zaten ismi plug-in city, tak çıkar bir kentin nasıl tasarlandığına dair yalnızca bir görsel görüyoruz. Bu imajları bize gösteriyorlar. Buna daha yakından bakacak olursak da Warren Chope da zaten daha detayını aslında tasarlıyor. Bu kentte bu solda gördüğünüz gibi kuleler var. Bir tane merkezi, düşey bir kule. Bunun üzerine vinçler yardımıyla barınma birimleri takılıyor. Gerektiğinde çıkartılabiliyor. Bu nedenle dinamik bir yapı aslında. Bunların hepsinin birleşmesiyle kent de dinamik bir hale geliyor. Ki şurada zaten görebiliyoruz o barınma birimini. Bu barınma biriminin zaten kendi içerisindeki yüzeylere de duvar, tavan gibi elemanları da değişebiliyor. Aslında en büyük ölçekten, geniş ölçekten barınma birimi gibi küçük bir ölçeğe kadar mekan hareketlenmiş durumda şu anda. Çok önemli ve aslında çok da meşhur tasarımları Yürüyen Kentler. Yine Arşigram'a ait, bu kez Ron Aaron'ın bir tasarımı. Farkındaysanız yine arkada eski kent var. Ama onun üstüne metal
böyle yürüyen kocaman kentler eklemlendi. Gerçekten yürüyorlar ve hareket ederek yer değiştiriyorlar. Artık kentler büyük ölçekte yer değiştirebiliyor. Ama yalnızca bu ve buna benzer birkaç imajı üretiyorlar ve diyorlar ki asla bu metal mekanlarda biz bir somunun ya da civatanın nereye nasıl eklendiğini formülize etmeyiz. Zaten bunu yaparsak bu inşa edilebilir hale gelir ve o zaman ütopya olmaz. Biz bunu yalnızca eleştiri anlamıyla yapıyoruz diyor. Ve yalnızca böyle bir düşünceleri var aslında. Projeye dair, kentlerin nasıl yürüyeceğine dair bilgimiz yok. Bunlar muğlak. Arkizum bir başka grup, aynı Arşivram gibi bu dönemde etkinler aslında. Nasıl metabolistlerde veya situasyonistlerde, durumcular dediğimiz kişilerde sonsuz bir yerleşme fikri varsa, zaten non-stop city kentin sonsuz bir şekilde yayılmasını öngörüyor aslında. Soldaki görselde onun üst kısmını görüyoruz. Burada asansörler var, yeşil alanlar var. Ondan sonra yerin altına iniyoruz. Burada kentin sonsuz bir şekilde devam ettiğini görüyoruz aslında. Böyle bir imaj üretmişler. Yine Super Studio, üçüncü grup aslında bu dönemde etkin olan. Yine eski kenti görüyoruz. Eski kenti işgal eden bu kez daha devasa bir yapı var şu anda. Beyaz, grid bir sistem var. Bunun içine yerleşiyoruz. Yani yeni yerleşeceğimiz şeylerin aslında bunlar olduğunu söylüyor. Sanki oradaki hacmin içerisinde biz bir yerleşim alanı, bir kent kuracakmışız gibi. Burada işte eski kentle ilişkisini görüyoruz veya burada işte su ve yeşille nasıl bir ilişki içerisinde olacağını görüyoruz. Yine aynı gruba ait ikinci bir tasarım. Bu tasarım da şu yönden önemli. Kendinden sonraki tasarımları aslında işaret ediyor birazcık. Çünkü içeriği şöyle, aslında Super Studio'nun yine yaptığı şeyi görüyoruz. Yine grid bir sistem var. O kadar devasa ki bu. Buradaki her bir küp aslında bir barınma birimi. İçerisinde yerleşen, oturan, ikamet eden kişiler var. Ortada yine doğanın böyle bir rezerv olarak koruma altına alındığını görüyoruz. Ve diyor ki bu barınma birimlerinde reseptörler olacak. Beyin dalgalarını alacak ve o barınma biriminde yaşayan insanların ihtiyaçlarını öğrenecek. Ona göre mobilyalar değişebilecek, barınma birimi değişebilecek veya herhangi bir kişiden ne ihtiyacı varsa o giderilecek. Böyle bir şey öngörüyor. Yani bu aslında artık biyolojinin işte farklı teknolojilerin bilimin farklı dallarının işin içerisine girmesine bir örnek çünkü artık 1970'lere geldik zaten. Hani 2000'lere başlayacağız ki 2000'lerde artık böyle tasarımları çokça göreceğiz. Barınma birimlerinin çokça küçüldüğünü söylemiştik. Biz bunları kendi barınma birimimizi yani evimizi sırtımızda bile taşıyabiliriz. Gerçekten onları giyebiliriz diye düşünüyorlar. Giyilebiliyor ama bu yalnızca böyle sanki bir uyku tulumu gibi algılanıyor. Ama tabii ki o detaylara girmeseler bile bunun içerisinde televizyon, radyo veya işte yiyeceklerini soğuk tutacak bazı araç gereçlerin olduğuna dair öngörüleri var. Yani en temel ihtiyaçlarımızı biz orada karşılayabiliriz. Yalnızca bir uyku tulumu değil diyor. Ama aynı zamanda yine mobil oluyoruz. Bu mobil ya işte biz bir giysi giyerek oluyoruz ya gerçekten işte bazı küreler yapıyoruz plastikten onlar bazı yerleri işgal ediyor. Ya da gördüğümüz gibi işte tak çıkar şehirler oluyor. Yani hareketlendik aslında. Eski kentin statikliğinden kopmuş durumdayız. Bu da bu döneme ait son örnek. Bu da ilginç bir örnek çünkü aslında çok da bir detay yok ve yalnızca şunu söylüyor. Manhattan'ın üstüne yalnızca bir küre örtüyoruz, şeffaf. Bunun amacı da yalnızca o kenti İklim koşullarından koruma. Çünkü zaten iklim koşulları şu an hani çevre sorunları baş göstermiş durumda. Onlarla mücadele ediyoruz. Kenti nacizane böyle bir koruma altına almaya çalışıyor aslında diyebiliriz burada. Öyle bir görüşü var. 21. yüzyıla geldiğimizde aslında son dönem benim de bahsedeceğim. Bu dönemde teknolojik gelişmeler daha da arttı. Artık nanoteknoloji işin içerisine girdi.
Bilgisayar destekli tasarım zaten çokça. Zaten 60'lı yıllarda kullanılmaya başlanmıştı. Şimdi daha had safhalarda. 70'li yıllarda DNA teknolojisi, 90'da zaten insan genom projesi. DNA'yı keşfediyoruz artık. Klonlama gibi bir şeyler ortaya çıktı. Ya da işte o embriyoya şekil verme, işte isteyen, işte ebeveynlerin istediği çocukları gerçekten görselliğine kadar hani tarifleyebilmesi gibi laboratuvar ortamında üretimler ortaya çıktı. Çok ilginç. Bu insan bedeni keşfediliyor ve genetik bilimiyle bu kadar içli dışlı olmamız aslında hemen mimarlığın da onu içine almasına yol açıyor diyebiliriz. Tabii bu dönemde yine eleştirilen çok şey var. Küresel çevre sorunları aşırı artmış durumda. Yani çevre sorunları zaten vardı ama küreselleşti. Yani daha büyük ölçekte. Hepimizin ortak bir sorunu oldu ve yaşam artık tehdit altında. Zaten her yerde bu tartışmaları halen de sürdürüyoruz. Bu dönemlerdeki tasarımlardan biri embriyolojik evler. Burada gerçekten bilgisayar teknolojisini görebiliyoruz. 6 tane ebeveyn ev öneriliyor. Her birinin karakteri birbirinden farklı. Bu ebeveyn evler daha farklı evleri üretiyorlar. Doğal seleksiyon var. Daha sonra kendileri işte doğal seleksiyona uğrayıp gerçekten canlı gibi yaşıyorlar ve ölüyorlar. Bu tür artık tasarımlar. Tabii ki deneysel tasarım bunlar ama olmadığı için yalnızca bir bizimle kendi aramızda bir görsellik olarak kaldığı için aslında ütopya olarak tarifleyebiliriz bunları. Başka bir örnek artık bir binanın yalnızca tohumunun kodlanarak ekilebileceğini ve gerçekten oradan bir bitki gibi büyüyerek, aşama aşama büyüyerek bir eve dönüşebileceğini gösteren örnekler bunlar. Burada mimarın rolü de çok değişiyor. Kodlayan kişi, yani mimar artık oradaki ne hani günümüzün şantiye sürecinde ya da başka süreçlerinde yer alıyor. Tasarıma baştan karar veriyor ve bitiyor. Daha sonra müdahale edilmese bile o tasarım kendi kendine inşa ediliyor ve bitiyor. Ve başka yine aynı kişiye ait başka bir örnek. Orada daha küçük ölçekteydi ama nasıl günümüzde apartmanlar çok katlıysa burada da çok katlı şeylerde bence bu moleküler teknolojiyi kullanabiliriz biz şeklinde bunu üretiyor ki aşamalarını görüyoruz. Gerçekten şu soldaki görselde sanki binanın böyle strüktürleri ortaya çıkıyor gibi. Halbuki o yaprağın damarları vesaire oluşmaya başladı. Daha sonra o şeffaflık kapanıyor ve açıklıklar, kapalılıklar oluşuyor gibi bir süreç var. Aslında bunların peki arkasındaki eleştiri ne? Sanırım doğayla iç içe olmak. Yani biz artık çok uzaklaştık. Doğa hep bizim uzaktan baktığımız bir neredeyse bir kent parçası. Zaman zaman da yok ettiğimiz ama şu an onun içindeyiz. Bütünleşmemiz gerektiğini savunuyorlar aslında. MIT'nin yaptığı bir örnek 2003 yılına ait, pardon. Bu da 5 aşamada. Farkındaysanız hep aşamalı olarak bir büyüme var. Çünkü hani binaların canlılığından bahsettik. Bir akıllı ev projesi. Bu da aynı o şekilde. Yani bir tohumun kodlanması, dikilmesi, daha sonra büyüyüp gelişmesiyle bir eve dönüşmesi olarak bir proje olarak önerilmiş. Tabii ki deneysel tasarımlar da artıyor ve farklı şeyler de keşfedilmeye çalışılıyor. Bu mesela metamorfik kapsül diye bir tasarım. Laboratuvar ortamında deneysel olarak üretiliyor. Tabii ki böyle bir mekan yok ama yani mekanın da sınırlarını sorgulayabiliyoruz bunun aracılığıyla. Metamorfik denilmesinin nedeni şu, sürekli evrim geçiriyor. Bir insanın bunun içine girdiğinde onun rengini değiştirebilmesi, işte onun aldığı reseptörlerle, duyularla veya işte buradaki o formun, o mıknatıslar arasında oluşan formun değişmesini öngörüyor. Metamorfik bu değişimden aslında başkalaşmadan ileri geliyor. Yalnızca laboratuvar ortamında üretilmiş bir tasarı, yani deneysel tasarılar bu dönemde artık bilgisayar teknolojileriyle beraber çokça ortaya çıkıyor. Bu havada asılı duran kentleri çokça gördük. Ama artık temsil biçiminin değiştiğini söyleyebiliriz. Gerçekten buradaki bu yapıların dış dokularına baktığımızda o bilgisayarda ürettiğimiz tasarımların diliyle aşırı benzer. Yine havada asılı duran şeyler var. Çünkü biz halen yeri tüketiyoruz. Aslında
eleştiriler evriliyor, tamam, bağlamla birlikte değişiyor ama bazı eleştiriler de aynı kalıyor. Çünkü belli ki biz bazı sorunlarımızı çözememişiz. Onlar devam ediyor. Ama burada şu ilginç, temsil biçimi değişti ve burada mesela o yeşil içerisinde bulunan o şeffaf oluşumların, hacimlerin içerisinde mesela bitkilere ait, doğaya ait bir takım görseller görüyoruz. Bu ilginç. Veya yine havada asılı duran, işte çok daha önceki kentleri gördük. Bu da bu dönemdeki bunların farklı bir temsil biçimi. 2009 yılında yapılmış. Yine bir doğa olayı olduğunda hemen havada asılı olabilecek, uçabilecek ve gerektiği anda başka yerde konumlanabilecek bir tasarım. Helyum kullanılarak uçabileceği öngörülüyor. Hani yapılmış ve denenmiş bir şey değil. Sadece fikir aşamasında böyle bir öngörü var. Tabii ki bu yeni yer arayışları yalnızca havada uçan kentler olarak yer almıyor. Nasıl daha önceden işte uzayda veya işte bir çölde konumlandıklarını söylediysem, burada da aslında bir çölde konumlanma mevcut. Bir çölün altına, yer altına gerçekten bir kent kadar büyük ölçekte bir şey inşa edildiğini öngörüyorlar. Yalnızca dijital olarak bu görsellerde mevcut tabii ki. Hatta bitki rezervlerinin katman katman işlediğini görüyoruz. Bir su, yani büyük, orada yaşayacak insanların, artık yaşamını sürdürebilmek için orada kalacak insanların, onlara yetecek kadar da su depolanıyor. Mesela onları da görselde yer yer görebiliyoruz aslında. Yani yine yaşamın sürdürülebilirliği konuları halen devam ediyor. Artık bizim geldiğimiz nokta bu. Bizim bir şekilde hayatta kalmamız gerekiyor. O nedenle tasarımlar buna evrildi. En başta dediğim şey aslında şu. 2050 yılından bir tasarım görüyoruz. Hani her ne kadar mesela genellikle hangi yıla ait, hangi zamana ait olduğunu söylemesek de geleceğe dair olduğunu biliyorduk ama mesela burada belirli bir şey var ve belirli bir yer için, Tayland için yapılıyor. Çünkü Tayland yakında, yani uzak bir gelecekte veya yakın bir gelecekte sel baskınına maruz kalacağı öngörülüyor ve bunun için bazı tasarımlar ortaya konuluyor aslında. Bu da aslında bunun temel şeyi de, argümanı da, nasıl hayatta kalacağız? Yani böyle bir şey olacak, biz bunu öngörüyoruz ve bizim tasarımımız, ona karşı çözümümüz ne olmalı diye bir tasarım ortaya konuluyor. Bu o kadar önemseniyor ki başka bir tasarım daha var, yine aynı yer için. Yine öyle bir felaket olduğunda nasıl hayatta kalacağız diye aslında bunu sorguluyorlar. Aslında şunları söyleyebilirim. Hani sonuna da geldim sunumumun. Yani temsil biçiminin aslında nasıl değiştiğini gördük biz şu anda. İlk başta böyle hep çözüm arayışları olarak başladığını, sonradan değiştiğini birazcık gördük ama hep arka planda yine de böyle bir çözüm arayışı olarak devam ettiğini görüyoruz. Hatta şu anki duruma geldiğimizde bunların daha da çok arttığını bence söyleyebiliriz. Çünkü günümüzde aslında eleştiri de arttı. Yani bu eleştiri var olduğu sürece bence bu tür tasarımlar hep devam edecek. Ama tabii ki temsil biçimi değişerek, yani şu an böyle bağlam yine çok hızlı bir şekilde değişiyor. İşte şu an en çok ilgilendiğimiz, belki revaçta olan şey, yapay zeka. Mesela onunla işte yaptığımız şeylerin daha da sınırları olmamaya başladı ve bu da belki de bunu etkileyecek. Belki insanlar eleştiri aracılığıyla ve onları kullanarak daha farklı yerlere evrilecekler bu temsil biçimlerini diye düşünüyorum. Ama alt metinde hep eleştirdiğimiz bir durum var. Bir çözüm arayışımız var, bir memnuniyetsizliğimiz var, hep bağlamla kurduğumuz bir ilişki var. Aslında bunları söyleyebilirim diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Umarım çok hızlı anlatmamışımdır, açıklayıcı olmuştur. Biz Biz teşekkür teşekkür ederiz ederiz hocam. hocam. Kapatayım ben de. Hocam elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Çok iç açıcıydı. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Arkadaşlar soru sormak isteyen var mı? Çetiniz çalışmıyor galiba ama bir question kısmı var. Oradan sorabilirsiniz. Sesinizi de açabilirsiniz. WhatsApp'tan gruba yazarsanız oradan biz de okuruz. Hatta ilk taşı ben atıp ben sorayım. Hocam şimdi ütopyaların aslında gerçekleşmemiş şeyler ya da gerçekleşme
ihtimali olmayan şeyler ve böyle eleştirden doğan tasarımlar, fikir arayışları, çözüm arayışları olduğunu biliyoruz. Peki zamanında yani 60'larda, daha önceki zamanlarda bir sürü ütopya örneği gösterdiniz. Onlar bu fikirleri üretirken bir şeylerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini biliyorlar mıydı sizce? Yani ütopyanın aslında ne olduğunu, sadece bir fikir atışı olduğunu biliyorlar mıydı? Çünkü bu başka bir soruyu doğuruyor. Hep böyle doğayı işte içimizde tutalım, aman hayatta kalalım, aman dünyayı koruyalım falan tarzda. Daha doğrusu dünyadaki kendimizi koruyalım. Evet. Hali var ya, eğer gerçekten gerçekleşmeyeceğini biliyorlarsa aslında bu da bir eleştiri. Çünkü doğa bizimle hiçbir zaman kalmayacak. Çünkü biz onu tüketiyoruz. Hani bu fikirler, tasarımlar aslında boşa olacak gerçekleşmeyeceğini biliyorlar.